Sabahın ilk ışıklarıyla reçel tavaları ateşin üstüne konur. Saatlerce devam edecek bir sürecin ilk adımlarından biridir ateşin yakılması. Başta pekmez değil de reçel tavaları dedik. Eskiden reçeller de pekmez gibi büyük tavalarda ve yer ateşinde yakılırmış. Biz de o günleri yaşatmak adına bir günümüzü bu işe ayırdık ve elma reçeli yaptık. Elma reçeli nasıl yapılır? Köyümüzde yetişen elmalar ağaçlardan toplanır, şeleklerle getirilir evlere. Sonra asıl iş başlar. Önce elmalar dörde bölünerek dilimlenir. Dilimlenen bu elmalar ateşin üzerindeki tavaya dökülür ve biraz da su ilave edilir. Su kaynamaya başladıkça elmanın rengini alır ve üzerinden köpükler saçmaya başlar. Bu karışımdaki suyu ve elmayı ayırmak gerekir bir sonraki aşamaya geçmeden önce. Bunun içinde bir kazanın içine bir şelek, şeleğin içine fındık çuvalı konur. Suda kaynayan elma alınır ve çuvala dökülür yavaş yavaş. Eskiler önceleri çuvallar yerine güllük kullanıldığını söylüyor. Elmanın miktarına göre bu işlem birkaç defa yapılabilir. Elmalar kaynatılıp suları süzüldükten, şırası ayrıldıktan sonra reçel tavası günlükle iyice yıkanır ve tekrar ateşin üzerine konur. Kazanda biriken şıra, tavanın üzerine açılan bir tülbente dökülerek süzdürülür ve kaynamaya bırakılır. Tavanın altında yanan ateş de önemlidir. Tavanın tam ortasında yanması doğru değildir. Tavanın tamamını kapsayacak şekilde yanması gerekir. Bunun için ateş sürekli kontrol edilir, karıştırılır, odun atılır. Odun atılırken yine bu denge gözetilir. Reçel olmaya başladıkça etrafa tarifsiz bir koku yayılır. Tavada kaynayan şıra ağda saçmaya başlar. Ağda tavanın kenarında birikir. Ateşi kontrol edenin bir diğer görevi de bu ağdayı bir kepçe yardımıyla alıp tavadan ayırmaktır. Reçel yapımı için tavada şıra kaynarken diğer yandan reçele katılacak kabak ve ceviz hazırlanır. Kabağın kış kabağı olması önemlidir. Bu kabak önce ikiye bölünür, temizlenir ve küçük küpler halinde dilimlenir.
Kaynayan şıra koyulaşmaya başlayınca önce hazırlanan kabak, sonra da ceviz eklenerek kaynamaya bırakılır. Reçelin kıvamını anlamak, tavanın inip inmeyeceğine karar vermek içinse tavadan bir kepçe reçel alınır, tabağa konur. Ve bu tabak soğuk suya bırakılıp soğutulur. Kıvamına karar verildikten sonra ise tava ateşten alınır ve hazırlanan reçel kaplara boşaltılır. Bütün bu aşamalar saatlerinizi alır. Biz sabah 7'de başladık reçelimizi yapmaya. Tavamız ise 22.30'da indi ateşin üzerinden. Bu nedenle de çekimlerimizin bir bölümünde karanlığa kaldık. Reçel yapıldı, kaplara konuldu. Bundan sonra sofralardaki yerini alacaktır. İçindeki kabak ve ceviziyle. Afiyet olsun.